Makro oluşturma. Makrolar Visual Studio'da bazı görevleri otomatikleştirmek için kullanılır. Örneğin kodunuzu biçimlendirmek veya temizlemek için makrolardan faydalanabilirsiniz. Bu ders için şekildeki solution dosyasını açın. Projedeki main window CS dosyasına çift tıklayın ve kod penceresini açın. Makrolarla çalışmak için Tools menüsünde bulunan Macros açılır listesinden Macro Explorer komutuna tıklayın. Bu komuta tıkladığınızda Macro Explorer adlı bir panel görüntülenir. Paneldeki Samples alanında birçok örnek makro bulunmaktadır. Visual Studio Editor altında bulunan Begin Raw Function makrosuyla imleç, fonksiyon içindeyken fonksiyon başına taşıyabilirsiniz. Örneğin imleci 30. satıra tıklayın ve ardından Beginning of Function makrosuna çift tıklayın. İmleç içinde bulunduğu fonksiyon başına gidecektir. Makroları çalıştırmak için makro adına sağ tıklayıp Run komutunu da seçebilirsiniz. Insert Date makrosuna sağ tıkladığınızda açılan listeden Run komutunu seçtiğinizde imlecin bulunduğu satıra geçerli tarih değeri eklenecektir. Makroların nasıl çalıştığı ile bilgi almak için veya makroların nasıl yazıldığını biliyorsanız makroyu inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bunun için makro adına sağ tıklayın ve Edit komutunu seçin. Visual Studio'nun özel bir versiyonu açılacak ve görüntülemek istediğiniz makro uygulama içinde gözükecektir. Makro yazmayı bilmiyorsanız makro recorder'ı kullanarak makro oluşturabilirsiniz. Kaydedilen makrolar My Macros alanında görüntülenir. Makro kaydetmek için Tools menüsündeki Macros açılır listesinden Record Temporary Macro komutuna tıklayın. Araç çubuğunda makro düğmeleri görüntülenecektir. Şimdi şekildeki gibi bir açıklama satırı ekleyin. Ardından Stop Recording düğmesine tıklayın. My Macros alanında oluşturduğunuz makroyu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden oluşturduğunuz makroları Visual Studio içine dahil edebilirsiniz. Bunun için Macros başlığına sağ tıklayın ve açılan listeden Load Macro Project komutunu seçin. Açılan pencereden SS klasörü içindeki makro projesi dosyasını seçin ve Add düğmesine tıklayın. Macro Explorer panelinde yeni makro başlığının eklendiğini görebilirsiniz. Burada proje içinde iki makro bulunmaktadır. Search Google makrosuyla seçili olan kodu Google'la aratabilirsiniz. Explorer açılacak ve seçili olan kelime Google içinde aratılacaktır.